Meded ya Hazreti Allah, Meded ya Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Meded ya Hazreti Ali Kerim Allah ve Cehu, Meded ya Gavs Abdülkadir -e Ceylani, Meded ya Seyyidi Muhammed Ruhi. Allah'u billahi ne bismillahirrahmanirrahim. Enes bin Malik anlatmaktadır. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte yolda ilerlerken birden bineyi onu bir tepeden aşağı indirdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tek başına ilerliyordu. Düzlüğe çıkınca güldü, tekbir getirdi. O tekbir getirince biz de tekbir getirdik. Bir adım ilerledikten sonra yine güldü ve tekbir getirdi. O tekbir getirince biz de tekbir getirdik. Sonra kendisine yetiştik. Topluluk: Ey Allah'ın Resulü, sen tekbir getirince biz de tekbir getirdik ama neden güldüğünü anlamadık dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ise şöyle anlattı. Devemi Cebrail aleyhisselam sürdü. Düze çıkınca bana dönerek "Sevin ve ümmetini müjdele. Kim Allah'tan başka tanrı yoktur. O tektir. Onun hiçbir ortağı yoktur." derse cennete girer." dedi. Ben buna güldüm ve Rabbimi ululadım. Bir adım ilerledikten sonra tekrar bana dönerek sevin ve ümmetini müjdele. Kim Allah'tan başka tanrı yoktur. O tektir. Onun hiçbir ortağı yoktur derse cennete girer ve Allah onu cehenneme haram kılar dedi. Ben de gülüp Rabbime ululadım. Bundan dolayı ümmetimin adına sevindim buyuruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemimizdenimiz. Melaike'nin müjdelediği ümmetin yolu hak üzere olursa eğer, anlaşılıyor ki, onlara korku yoktur. Bizler eğer Mihmandar Muhammediye'nin çizmiş olduğu o yolda onu takip edebilme hak ve hakikaten sahip olursak, bu manada hadisin birinci penceresinden biz açılan gerçekten anlıyoruz ki, evvelen korku kalmıyor. Çünkü melekler neyle müjdeliyorlar insan Cennetle. Cennet nedir aslında? cennet asli manada korkulardan kurtulduğumuz yerdir. Ve hakikatte Rabbimizin görebileceğimiz ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve ve onunla beraber bütün sevilen o muhteşem zatlarla bir araya gelebilme imkanı inşallah onlar da isterlerse gelebilme imkanına sahip olabileceğimiz mekandır. Yani huzurun yeridir. Öyleyse meleklerin vermiş olduğu bu müjde hak üzere olanlardır. Medine'nin kuzeyine doğru gitmekteydi Resulü Kibriya Aleyhisselatü Vesselam. Bu olay vaki olduğunda burada bir keşfe çıkmışlardı. Bu Hayber Fethi'nin hemen öncesiydi. Grupta da münafıklar vardı. Peygamber Efendimiz'in beraberindeki münafıklar da tekbir getirmişlerdi. Ancak hiçbirisi gülümsememişti. Çünkü iman akidesi insanda işte o tatlı tebessümü bırakır. Yani münafıkların farkı odur ki onlar imanın lezzetine sahip olmadığı için lezzeti bilmeyen de gülümseme hasıl olmaz. Aynı o çok sevdiğiniz ise eğer yemek yediğinizde verdiğiniz tepki anlaşılır ya. Hani bir karşısındaki kırılmasın diye çok güzel derler. Bir başkası da çok güzel der hakikaten beğenerek yediğinde ama karşınızdaki çok rahat anlar. İşte o ekmeği suyuna banmanızdan, yemenizden, yerken çıkardığınız seslerden, mimiklerinizden anlaşılır o lezzeti alıp almadığınız ve anlıyoruz ki burada münafıklar o lezzetten yoksundurlar. Peygamber Efendimiz burada Hayber fethinden önce aleyhisselatü vesselam bir taktikle onların diliyle Hayber'e haber verdirmiş olacaktı. Münafıklar Hayber'e haber vereceklerdi. Böylelikle münafıkların eliyle Hayber fethinde e, hayber Fethi için beklenen yönden farklı bir yönde Müslümanların gelmesi söz konusu olacaktı. Resul-i Kibriya Aleyhisselatü Vesselam'ın bir stratejisi olarak karşımıza çıkıyordu bu durum. Münafığın e, tanıyacağı ta, e, bu hadisin bir başka tarafı ise şu oluyor. Münafığı tanıyabileceğimiz yer yoldur. Çünkü o yolculukta, münafık da işte bu en basitinden Resul gibi aleyhisselatü vesselam mucize-i ilahisinden başlayarak devam ettiğimizde basit dediğim e, bir gülümseme meselesinde dahi konunun net bir şekilde kavrandığını görüyoruz. Bir yandan da anlıyoruz ki sizin sevindiklerinize sevinmeyen sizin üzüldüklerinize üzülmeyen bizden değil. Yani bir Müslümanın Müslümanlık manasında ihlası, muhabbeti, devamiyeti ve daimiyeti varsa eğer bizim sevindiklerimize sevinir, üzüldüklerimize üzülür. Bu ümmet-i Muhammed'in ekserisinin halet ruhiyesiyle çok net bir biçimde ortaya çıkar. Aynı İmam-ı Şafi Efendimizin söylediği gibi hani kafirin attığı okları takip edin. E, insanların i̇nsanların attığı okları takip edin. Müslümanlara doğru yönelmişse onu atanlar işte ehli imanı sevmeyen ona ihanet edenlerdir. Bu manada ee, bir başka hakikat var. İnişi ve çıkışı Cebrail Aleyhisselam çekiyor. Dolayısıyla şu net bir şekilde görülüyor ki hayat bir iniş ve çıkış üzerindedir. Ve bütün düzlükler ehli dirayet üzerindedir. Düzlükte dirayet, yokuşu inerken de çıkarken de Rabbinin rızasını kollamak ve o rızayı ilahi üzerine yaşamakla mümkündür. Devenin Cebrail Aleyhisselam tarafından çekiliyor olması, ümmetin arkada kalıyor olması, Peygamber Efendimiz'in yaşadığını, bildiğini ve istediğini sonradan bu bilgiyi sonradan duyduğunu ama önceden bildiğini bir işari tefsir anlamı taşır. Bazıları doğdurma göre hareket ederdi demek isterlerdi. Yani bazıları ne ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam için işte o da normal, çok normal ama bayağı normal, haşa bir insan. Dolayısıyla o da önüne çıkan şeyleri göre hareket etmekte çok serbestti gibi bir ibare ortaya koymaya çalışıyorlar. Hayır. Burada onun her şeyden haberdar olması ümmetinin geride kalmış olmasını anlaşılıyor. Çünkü Cebrail Aleyhisselam'ın geldiği yerde bir ağırlık, bir yük hasıl O sekineye getirmiş olduğu farklı sebebiyle. Dolayısıyla anlıyoruz ki Allah Resulü burada ümmetinden biraz daha önde duruyor. Bu aynı zamanda Peygamber Efendimizin bilgisinin hakikat fikrini ortaya koymuş olduğu. Bir diğer taraftan dikkat ederseniz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem efendim, düzlüğe çıktığında ne yaptı? O müjdeyi aldığı andan itibaren de tekbir getirmeye başladı. Öyleyse tekbir kahrı ve zorluğu ortadan kaldırandır. Onun birliğine müşahede edilen ve e, müjde alınan veya Hayber Fethi'yi bir mücadele üzerinden söylenir. Öyleyse birliğine, Rabbimizin birliğine müşahit olmak, onun tecellilerini görmek, onun güzelliklerini kavramak da mümkündür ve aynı zamanda sahabe ikramın toplu yapmış olduğu bir başka zeliyle, dediği delil, e, zikre delil olur. E, devenin sırtında hatta develerin sırtında yapılmış bir zikir olarak anlaşılır. Düzlükte hayat kolaydır. Dolayısıyla tepeşli, tepeler ve yamaçların üzerine ev yapılmaz. Her koşulun en doğal halinin yaşandığı yerde olmak bu manada insanı hakikaten mutlu kılar.